Selam arkadaşlar. Bu akşam gene güzel bir çekimimiz var. Bu akşam size sosisli sandviç yapacağım. Ama bu sosisli sandviç değişik biraz. Hem sucuk olacak içinde, hem böyle içinde baharat olacak. Normal bildiğimiz gorgonzola sos sandviç değil. Fırında yapacağız bunu. Daha var tabii ki yaptım ben. Yaptığım şeyleri önce bir deniyorum, yiyorum, ondan sonra çekiyorum. Tabii ki bir kere de hiçbir şey bilmeden yapmak tam randıman olmaz. Şimdi bize ne lazım? Bize bir paket dana sosis, şu miktarda bir sucuk, bir tane et suyu, bulyon. Kemik suyunuz varsa daha iyi olur arkadaşlar. Kemik suyunu eline daha lezzetli yapabilir. Tabii ki evde yaptığım salatalık turşusu. Sosisin olmazsa olmazı mayonez bence. Garnitürümüz var, kekiğimiz var, karabiberimiz var, pul biberimiz var, domates salçamız var. Tabii ki ekmeğimiz de sos sandviç ekmeği. Şimdi bunun yapımına geçelim. İlk önce tencereye sosumuzu hazırlayacağız. Tencerede pişirmeyeceğiz tabii ki de. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu full tepeleme domates salçamızı alıyoruz. İçine bir miktar sıcak sokuyorum. Fırında pişireceğiz arkadaşlar. Yani bu kıvamlı olana kadar. Bunun bir kıvamı yok. Şimdi her salçaya göre de değişiyor. Siz bunu attıktan sonra karıştıracaksınız. Ne kadar koyu olacak, ne kadar sulu olacak o belli olur. Ben şimdi size göstereceğim bütün işler bitince. Bunu hallettikten sonra et suyumuzu şöyle parçalayıp da içine atıyoruz. İsterseniz bir miktar tuz atabilirsiniz siz tabii ki. Sıcak olduğu için et suyu biraz eriyecektir. Kolayca. Birazcık cıvık olmasından korkmayın arkadaşlar. Çünkü fırında pişerken suyu çekilecektir. Gördüğünüz şu kıvamda yaptım. Bakalım pişince ne hale gelecek. Önemli olan o. Şimdi et suyunu attıktan sonra buna bir çay kaşığı tepeleme kek katıyorum. Bir çay kaşığı tepeleme karabiber atıyorum. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı da pul biber atıyorum. Bunu atlayabilirsiniz. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Çıktıktan sonra sosları olduğu gibi boşaltıyorum içine ve sucuklarımı şu şekilde kesiyorum, ikiye bölüyorum. Aşağı yukarı yarım santim kalınlığında dilimliyorum. Ben bunu daha evvel hiç denememiştim. Daha önce. Bu sene bir denedim. Sucuğun salçalı suda hakikaten çok iyi sonuç verdiğini gördüm. Kaliteli sucuk kullanınca her yemeğe de yakışıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Hepsi birbirine girince borcamımı boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi orta boy borcama tam denk geldi. Şöyle sucukların sosun içine gömüyorum. Bu şekilde 180-200 derece arası ısıttığımız fırına veriyoruz. Yemeğimiz fırında pişerken şimdi de garniturunu hazırlayalım.
Ben böyle hazır garnitür aldım. Bundaki püf nokta suyunu süzüyor arkadaşlar. Şimdi suyunu süzdükten sonra bu garnitürümüzü bir kaba boşaltıyoruz. Üstüne mayonez. Gayet basit bir şey. Bunun adına şimdi Amerikan salatası diyorlar. Ama arkadaşlar aslında bu Rus salatasıdır. Bunun da hikayesi şöyledir. 80'li yıllarda, 70-80'li yıllarda Rusya komünist içindeyken Rusya'dan gelen herhangi bir şey yani öcü gibiydi. İyi hatırlıyorum, bunun hakkında bir yazı okumuştum. Rus salatası bildiğiniz Amerikan salatası oldu. Amerikan salatasında mayonez olmaz. Patates püresinden yaparlar. Ama bunun daha da Amerikan salatası kaldı. Şu şekilde karıştırıyoruz. Gayet hoş oluyor sosla. Özellikle çok iyi gidiyor. Şöyle. Bu arada turşularımızı hazırlayalım. Ev yapımı turşu. Şöyle uzun bir içinde dilimliyoruz. İstediğimiz kadar. Her şeyimiz hazır. Şimdi tek işimiz pişmesini beklemek. Evet, yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dumanları tutuyor. Şu anda müthiş oldu. Bu nasıl yenir şimdi? Ona bakalım. Eğer ki ekmeğiniz taze ise ısıtmaya gerek yok. Değilse tost makinesinde ısıtabilirsiniz. Şöyle içine birazcık sosundan döküyorum. Şimdi iki tane sucuğu koyuyorum. İki tane sosisi. Turşumu yerleştiriyorum. Ve Amerikan salatasını koyuyorum biraz. Tabii ki Rus salatası. Amerikan Rus. Sonra bunun üstüne şöyle sosu, salatanın üstüne bir daha sos çekiyoruz. Bunun özelliği burada. Bir özelliği de. Buyurun. Nefis oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun.